Evet, tekrar hoş geldiniz. Ben Taner Çağlı. Kendimi zaten geçtiğimiz hafta anlatmıştım. Bir sunum üzerinden, sunum dosyası üzerinden sizlere İngilizce düşünmenin ne olduğunu anlatacağım. Ve sizler de anlayacaksınız. Bir nevi eksi birden sıfıra geçerek artık hayata İtalyanların, Almanların, İngilizlerin baktığı gibi bakacağız ve bundan sonra cümle kurmaya çalıştığımız zaman bazı frenlerimiz olacak. Ben artık size ağzımızdan cümle çıkmadan önce bunu değiştirmeyi, bunu bir İngiliz kursaydı bu cümleyi nasıl kurardı demeyi ve bu yöntemi size öğreteceğim. İşte biz bunun adına kod değiştirme diyoruz. Yani bir şey derken önce Türkçe'de kendimize bazı sorular soracağız. Ya tamam, hani ben bu cümleyi kuracağım ama bu cümleyi bir İngiliz'in kafasıyla kursaydım nasıl kurardım? İşte bunları anlatacağım. Ve bundan sonraki süreç için de çok çok ciddi, önemli bir anahtar olacak bu bize. Arkadaşlar, biliyorsunuz ben bu işe her şeyi çeviren bir robot yazılım yapma hayaliyle başlamıştım. Tercümanlık bölümünü bitirdiğim zaman hayalim aslında insanların, tercümanların artık yaptığı işi bir makinenin yapabilmesiydi. Bunun için İstanbul'a geldim. Çeşitli okullarda çalışırken, part-time çeşitli okullarda çalışırken bunun öğrencilerin İngilizce öğrenmekte ciddi sorunlar yaşadığını fark ettim. Ve bu sorunlarda da bu sorunları çözmek için normalde her şeyi çeviren robota öğrettiğim şeylerden çekip, hiç havlamayan köpeğim bile havlamaya başladı. İstersen kapıyı aç. Belki çıkmak istiyordur. Öğrencilerin, özellikle çeşitli dil okullarında görevler yaptığım için part-time, insanların bazı konuları algılamakta zorlandığını fark ettim. Tabii Türkçe konuşmak yasaklı falan. Ben haliyle bunu nasıl anlatabileceğimi düşündüm. Zaten üniversitenin sonuna kadar da bir insana dil öğretmenin ne olduğunu bilmiyordum. Ama aklıma tabii ki gayri ihtiyari bu robota, yazılıma anlatmaya çalıştığım kağıt üstündeki bu bilgiler geldi. Bu bilgileri insanlara böyle gayri ihtiyari verdim. İşe yaradığını fark ettim. Fark edince de bunun aslında bir süre sonra bunun aslında bir dil öğrenme programı olabileceğini anladım. Bunu bir programa dönüştürmektense insanlara bizzat kendim anlatmaya karar verdim. Sonra kendim anlattım. Beni sevdiler. Ve ben böyle 10-12 yıldır neredeyse kendim anlatıyorum. Şimdi çok şükür online eğitimle daha fazla insana bunu anlatma, verme imkanı buluyorum. Ve bundan sonra da sayımız gittikçe artıyor. Ben robota nasıl başladım? Bu hikaye nasıl başladı? Robota tabii ki bir insan gibi düşünme becerisi geliştirmeye çalışmıştım. Önce bunun için beyni inceledim. Beyin, yani genel olarak sağ beyin ve sol beyin olarak İki kısma ayrıldığını düşünelim. Özelliklerine baktım. Bunu tabii ki ben yapmadım. Bunu zaten daha önce bilim insanları yapmış. Sağ beynin ve sol beynin çeşitli özelliklere sahip olduğunu belirlemişler. Ben de bu özelliklerden özellikle size vurgulamak istediğim bazılarını buraya yazdım. Şöyle bir bakın, sol beyin ve sağ beyin. Bakın, kendinizi nerede göreceksiniz? Önce bunu anlamaya çalışın. Şöyle bir okuyun. Sol beyinde neler var? Kısaca benim belirlediğim matematik, sıralama, mantık, detaycılık, betimleme, gerçekler. Sağ beyinde ise duygular, ilişki kurma, sezgiler, bütünsellik, derinlik ve hayaller. Hani bazen şey oluyor ya, işte insanlar diyor ben sağ beyinliyim, ben sol beyinliyim. Arkadaşlar, istatistiklere göre Türklerin %70'i sağ beyinli insanlarmış. Ama bence linguistik açıdan bakıldığında, Türkçe'ye bakıldığında bir insanın zihnini o konuştuğu dil şekillendiriyorsa bence Türklerin %100'ü sağ beyinli. Şimdi siz kendinizi sol beyinde görseniz de, bu arada sol beyinde de, yani dili de sol beyine yazıyorlar ama siz kendinizi sol beyinde görseniz de, benim matematiğim iyidir deseniz de, aslında linguistik açıdan, dile bakış açısı bakımından hepimiz sağ beyinliyiz diyebilirim. Evet, tamam, sol beyin, sağ beyin, böyle özellikleri var ama İngilizlerin %70'inin sol beyinli olduğu düşünülüyor ve aslında daha bu noktada
İki milleti karşılaştırdığımızda onların genel olarak sol beyinli insanlar sol beyindeki yeteneklerinin gelişmiş olduğunu, Türklerin ise sağ beyindeki yeteneklerinin gelişmiş olduğunu düşünürsek aslında dil öğrenirken de ne yapılması gerektiğini anlayabiliriz. Şimdi bakın, iki bölümü birleştiren corpus callosum diye bir şey var. Bu kadınlarda daha kolay olduğu daha kalın olduğu söyleniyor. Corpus callosum bu iki tarafı birbirine bağlayan bağcık. Bizim konumuzla çok alakası yok. Bugün burada bahsetmeye de çok gerek yok. Ama özellikle bu şuradaki sağ ve sol beynin özelliklerine bakınca benim size en çok dikkat çekmek istediğim kısım sol beyindeki bireysellik, sağ beyindeki bütünsellik. Bakın onlar zaten şöyle İngilizleri, yabancıları düşündüğünüz zaman da bunu anlayabilirsiniz. Onlar sol beyinde, onlar çok daha bireysel, detaycı ve parçacı, yani parça odaklı yaşarken bizler daha bütünsel ve daha genel bakan insanlarız diyebilirim. Kişisel olarak bazı değişkenler olabilir ama genel olarak böyle bir milletiz. Zaten onların dünyayı yönetme stratejisine bakarsanız böl, parçala, yönet varken bizim felsefemize baktığınızda bir olacağız, iri olacağız ve bu sayede daha güçlü olacağımız inancı vardır. Sadece bununla bile aslında iki milletle ilgili bazı fikirler elde etmek mümkün. Ve dile bakıldığı zaman da sadece buradan yola çıkarak nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği de aslında ortaya çıkıyor. Birazdan göreceksiniz. Sol beyindeki insanlar, bakın İngilizler diyelim buna kısaca, onlar zamanı sorarken birisine what's the time diye sorarken, biz zamanı sorarken o zaman birimlerinden bir tanesini alıp saat kaç deriz ve bunu aslında genelleştiririz. Yani burada bu manada bütünsel bir algı yaratırız. Yani bütünsellikten kasıt aslında saat diyerek, parçadan yola çıkarak bütünsel bir algı yaratmakla ilgili. Bakın İngilizler, yani dünya ağırlığını sorarken bir şeyin Türkler kaç kilogram der. Hatta sonunda gram bile demez ve gramı da söylemeyerek kaç kilo diyerek aslında duble bir bütünsellik yaratır. Yani normalde ağırlığını sormak yerine, hani bunu böyle ad aktarması gibi düşün, ağırlık demek yerine kilogram der, kilogram demek yerine sonunda da sadece kilo der. Ve bütün dünya bebek doğururken bizler Türkler çocuk doğurur. Şimdi bunlar benim böyle yazdığım birkaç tane örnek. Sadece bunları düşün. Bütün dünya bebek doğururken bizler bir çocuğumuz olsun, işte çocuğumuzun adı şu olsun şeklinde konuşurlar ve bunu aslında bebek diyenler de olabilir aranızda. Ama bu çok az sayılıdır. Genelde ilk akla gelen hep çocuk demektir diyebilirim. Şimdi bunlar işin aslında burada böyle komik örnekleri. Yani evet, böyle bir gerçeğimiz var. Bakın bütün dünya, hani saat diyoruz ya, bütün dünya şu saati bileğine takarken bir tek Türkler saati koluna takar. Adına da kol saati der. İşte buradan anlayın bütünsellikle ne demek istediğimi. Şimdi ben özellikle her şeyi çeviren bir robot yapma hayaliyle yola çıktığımda benim suratıma tokat gibi çarpan ve işi en çok zorlaştıran şey dillerdeki kelime sayısı olmuştu. İngilizce'de neredeyse 1 milyon tane kelime varken Türkçe'de 100 bin civarında, işte şu an güncel sayının 140 bin falan olduğu söyleniyor. Ama Türkçe'de 100 bin civarında kelime olduğunu fark ettim. Şimdi arada 900 bin kelimelik bir fark vardı. İşte sorun tam burada başladı. Ben bir robot yapacağım ve bu robota 1 milyon İngilizce kelime yükleyeceğim. Ben bu robota 100 bin Türkçe kelime yükleyeceğim. Peki bu robot bana demeyecek mi? Ben İngilizce yazdığım zaman Türkçe'de olmayan bir kelime, bunun Türkçesi yok. Sonra düşündüm, ya bunun Türkçesi gerçekten yok mu? Çünkü bu cümle bana bir yerden tanıdık geliyordu. Ben ilkokuldan beri bu cümleyi duyuyordum öğretmenlerimden. Bunun Türkçesi yok, bunun Türkçesi yok. Üç tane şey duyarak büyüdüm ben. Bir, evladım bunun Türkçesi yok.
İki, evladım bu bir kalıp. Üç, bu benim en sevdiğim. Evladım bu daha kibar versiyon. Daha kibar versiyon. Ben bunlarla büyüdüm. Eminim siz de bunu duymuşsunuzdur. Sonra bunun, şimdi sorun belli. 900 bin kelime fazla malzeme var ellerinde. Ve kendilerini ifade edebilmek için. Daha şimdiden ben mesela anlatayım, siz arka planda düşünün. Ya kendini ifade edebilmek için elinde 900 bin kelime fazladan kelimesi olan bir insan. Tabii ki Türklerden daha güçlü bir ifade becerisine sahip olur. Ve bunun belki de hani benim uzmanlığım değil ama şöyle düşündüğün zaman bu nerelere dayanabilir acaba? Bu insanın belki de böyle çok toplumsal olarak, yani komple bir toplumun belki de iletişimini uzun vadede sıkıntıya sokan ve birbirimizi anlamakta zorlanmamıza sebep olacak şeylerden biri de olabilirdi. Sonra düşündüm. Şimdi ben aslında bu beni şunu düşünmeye götürdü. Peki bizde neden daha az kelime var? Çünkü ben sadece çözüm düşünmek değil, bunun sebebini önce bilmek gerekiyordu. Doğru çözümü bulabilmek için. Ve araştırmaya başladım. Türkçe'de neden daha az kelime var? Zaten bu 100 bin kelimenin de 40 bin tanesi Farsça, Arapça yani. Fransızca falan. Şimdi zaten neredeyse yarısı Türkçe değil. Ama mesele bir dilde Türkçe dışında başka dillerden kelimelerin olması da değil ki. Keşke İngilizce olsun, Fransızca olsun, benim hiç umurumda değil. Yeter ki bana kendimi ifade edebileceğim bir kelime versin. Ama onu da vermemiş. Çünkü araştırdığım zaman şunu fark ettim. Türkçenin aslında daha az kelimeye sahip olmasının Türkçenin ideolojisiyle bir alakası vardı. Türkler bilinçli olarak daha az kelimeyle konuşmak istiyordu. Çünkü bu Türkçenin, Türklerin işine gelen bir şeydi. Yani biz bunu istedik ve bunun için devasa bir plan yaptık ve bu plan tuttu. Sonunda bu hale geldik. Ama işte şimdi size bu planın ne olduğunu ve bu program dahilinde Türklerin neler yaptığını göstereceğim. Türkçenin ideolojisi. Biri sana sorsa Türkçenin ideolojisi dese dersin ki nasıl bir ideolojisi olabilir ki Türkçenin? Türklerin işte olsun. Hani ama Türkçe olarak biz, o da bizim bir toplumun silahlarından birisi ve ne olabilir? Türkler Türkçeyi dünyaya sevdirmek veya dünyanın Türkçe öğrenmesi için neler yapmış? Veya Türkler kendi aralarında Türkçeyi daha belki de etkili kullanmak için neler denemiş? Şimdi sıra sıra bunu göstereceğim. Bunlardan birincisi, Türkçenin en temel ideolojisi. Bakın, pratik olmak. Pratik ol diyor. Pratik olmak için yola çıkmışız biz. İngilizce ile belki de aynı sayıda kelimemiz varken bir dönem, belki 3000 sene, belki 5000 sene ve insanların işte karanlık çağı dediği dönemlerde pratik olmak için bir yola çıkmışız. Peki pratik olmak için hani şey gibi böyle bir hikaye oluşturalım. Hükümdar demiş ki kardeşim ben bu dilin pratik bir dil olmasını istiyorum. Dünyadaki en pratik dil olsun. Peki onun emrindeki insanlar, oluşturduğu heyet diyelim, bu kurul ne yapmış olabilir? Pratik olmak için siz olsaydınız ne yapardınız? Bir dil nasıl daha pratik olur? Hemen bakın burada göreceksiniz. Daha az kelimeyle daha çok iletişim. Şimdi pratik olmanın en temel yolu daha az kelime, daha çok iletişim. Peki daha az kelimeyle kelimeye ulaşmak için bir dilin ne yapması lazım diye düşünürseniz arkadaşlar, belki hani birçok insan sorulduğu zaman genelde böyle, ben bazen soruyorum hani seminerlerde falan, hocam kullanmadığımız kelimeleri atarız diyor ama bakın Türkler bu noktada bütün dünyayı belki de şaşırtacak bir şey yapmış. Daha az kelimeyle konuşulması için Türkçeyi, en sık kullanılan kelimeleri söylememe kararı almışlar. Şimdi öyle bir noktadayız ki bakın burası benim için, ben şimdi size ne anlatıyorum biliyor musunuz? Bir yöntem geliştirdim. Bir şeyleri fark ederek. Aslında böyle bir şeyi geliştirmiş de sayılmam tam olarak yani. Ama ben bir yeri kurcaladım ve o kurcaladığım yer beni öyle noktalara götürdü ki
günün sonunda elime bir anahtar verdi. Aslında Türklerin ne yapması gerektiğini bana gösterdi. Yani burada ben kişisel fikirlerimi söylemiyorum. Artık 10 yılını tamamlamış bir şeyi, yüzlerce, binlerce defa ispatlanmış bir şeyi kişisel fikir olarak görmüyoruz. Size gerçekleşmiş, başarıya ulaşmış bir anahtar vereceğim. Ve bunun içinde kendi hikayemi anlatıyorum. Yani kendinizi benim yerime koyarak anlattıklarımı düşünün. En sık kullanılan kelimeleri düşürmek nasıl bir şey biliyor musunuz? Oturmuşlar. Peki bir insan en sık kullanılan kelimeleri nasıl düşürebilir? Onları bularak. Peki bul desem nasıl bulacaksınız? Sayarak. Türkler ne yapmış? Ya o dönem bir teknolojileri varmış ya da oturmuşlar 80 sene, 100 sene belki de bir sürü insanı bir sene, iki sene takip edip belki de saymışlar. Nasıl saydıklarını bilmiyorum ama saymışlar ve ortaya bir liste çıkarmışlar. Bir insanın hayatı boyunca en sık kullandığı kelimeler listesi. İşte bu listenin başına baktığımız zaman insanın hayatı boyunca en sık kullandığı 3 sesin 1 İngilizcesi e, 2 malum, ben Türkçesi artık komple kalktığı için Arapçasını koydum. İngilizcesi the ve 3 çoğul eki İngilizcesi as takısı. Bu 3 sesin insanın hayatı boyunca ağzından en çok çıkan sesler olduğunu. Zaten şu an onu bir makineyle yapabilirsin. Şu an word frequency gibi böyle hani kelime sayan, belki ses sayan programlara baktığın zaman bunu görebilirsin. Şimdi öyle bir şeyle karşılaştım ki dünyanın, insanın hayatı boyunca en sık kullandığı 3 sesin Türkçe'de kullanılmadığını, mecbur olmadıkça kullanılmadığını fark ettim. Peki bunu Tanrı böyle mi yaratmış? Allah şey mi demiş? Ya siz böyle Türkler olarak mecbur kalmadıkça kullanmayın mı demiş? Hayır. Bu böyle doğal olarak yıllar geçmişte kendi kendine mi bu hale gelmiş? Buna da hayır. Arkadaşlar bu bizzat birileri tarafından alınmış bir karar olmalı. Çünkü bunun gibi o kadar çok örnekle karşılaşacağız ki birazdan, ancak bir insan oturup bunu düşünüp planlamış olabilir. Ve bu Türkçenin en temel ideolojisi daha az kelimeyle daha çok iletişim. Ve bu gördüğünüz şey bütün dünyayı hayrete düşürecek bir strateji. Dünya diyor ki nasıl yani? Sen en sık kullandığın kelimeleri mi söylemiyorsun? Çok riskli değil mi? İşte biz bu riski göze alarak bunu yapmışız. Ve nereye varmışız? Bir malum lerler gibi insanın hayatı boyunca en sık kullandığı şeyleri, kelimeleri, sesleri kullanmamışız. Peki bunun değeri ne biliyor musunuz hayatımızdaki? %30. Bakın şu gördüğünüz seslerin hayatımızdaki değeri %30. Yani bir insan bir cümlede 10 tane kelime kullanıyorsa 3 tanesi mutlaka e, the ve işte gördüğümüz s takısı. 3 tanesi. Ve Türkler sadece bunu yaparak dünyadan %30 daha az kelimeyle bu işi halletmişler. Peki mesela örnek olarak nasıl bir şey yapmışlar? Diyor ki mesela çocuk bahçede elma topluyor ifadesine bak. Çocuk bahçede elma topluyor. Türk bu cümleyi sen böyle kuruyorsun ve bugüne kadar hiç şey düşünmedin. Kendine hiç şu soruyu sormadın. Bizim bu eğitimde kendimize en çok sorduğumuz ve en önemli hani sloganımız ne biliyor musunuz? Bu eğitimin en önemli sana dayattığı şey şu. Bir şey diyorsun belki Türkçe ama ne dediğinden çok ne demediğine bak. Sen bu cümle ağzından çıkıyor olabilir ama sen bu cümle ağzından çıkarken aslında ne demedin? İşte sorun ve bizim ulaştığımız seviye tam olarak şu. Bizler normal şartlarda şu cümleyi kurmak isterken, bakın malum çocuk, malum bahçede elmalar topluyor.
İngilizler bu cümleyi kurmak isterken o Türklerin, atalarımızın aldığı bu kararla, genlerimizde olan bu aslında pratik zekayla alışıyoruz ve alışmamış kişiler, belki çocukların da aslında bakarsanız göreceksiniz Türkçelerinde bunu, çünkü doğuştan böyle gelmiyoruz. Biz doğduğumuz zaman birçok çocuk çoğul ekini, buradaki mesela çoğul eki, burada sizin en iyi anlayacağınız örnek belki de, bunu düşüreceğini akıl etmiyor. Bu çocuk zamanla 3 yaşından 4 yaşından sonra sizden duya duya buradaki lerlerin söylenmeyebileceğini tecrübe ediyor ve artık söylemiyor. Çocuklarınızı bir düşünün. Onların Türkçeyi öğrenme süreçlerini düşünün. Ama bizim memlekette şöyle bir laf var. Gramer mi? Sen Türkçeyi gramerle mi öğrendin? Çocukların Türkçeyi gramerle mi öğrendi? Ne güzel bak, doğdular, hop konuştular öğrendiler diyor bazı vatandaşlar Türkiye'de. Ben onlara diyorum ki, ama diyorum senin eğitimin hani diyelim ki senin eğitimin 3 hafta sürüyor diyorum. Bizim Türk çocukları bütün konuşmayı 3 haftada mı söktüler? 3-5 senede mi söktüler? Eğer örnek alacaksak zaman, öğrendikleri süreyi de örnek alalım. Aslında biz hepimiz evrensel düşünce sistemiyle doğuyoruz. Ama sonra tecrübe ederek bunlardan kurtuluyoruz. Ve bakın Türkler nelerden kurtulmuş? Malumdan kurtulmuş. Burada yine malumdan kurtulmuş. Ve lerlerden kurtulmuş. İngilizcesine baktığın zaman çünkü, İngilizcesine baktığımız zaman the kid diyor İngilizcesi. Sen kendin say, is picking apples in the garden. İngilizcesi bunu söylüyor. Şimdi Türklerin bu noktada işte %30 nasıl daha az kelimeyle konuştuklarını sadece örneklemek adına verdim. Tabii ki böyle konuşan ve böyle düşünen bir insana şöyle konuşmalısın dediğin zaman sana şu soruyu soracak. Hocam the neden demek zorundayım? İşte izlere falan daha girmiyorum, onları birazdan anlatacağım. Ben bu S takısını söylemesem ne olur? Türkçesinde yok. Çünkü sen S takısını da kendi kafanda lerler diye zimmetlemişsin. Ama onunla da bir alakası yok. Çünkü şuradaki S takısı sadece lerler demek değil. Onun bir verdiği bir mesaj da var. Kafada çizdiği bir resim var. İşte Türkler, bakın sadece bu üçünün ne kadar popüler olduğunu tespit ederek bütün dünyadan %30 daha az ses çıkarmayı başarmışlar. Ve bu sizin şu an bilmiyorum farkına vardınız mı ama bizim anlayabileceğimizden çok daha inanılmaz bir olay. Birincisi şuna niyet etmek, ideolojik olarak şuna niyet etmek bir karar. Buna bizi götürmek için bu yoldan geçmeyi tercih etmek ve bunun içinde en sık kullanılan kelimeleri düşürmeye cüret etmek, yani bu inanılmaz bir cesaret. Bize getirdiği çok büyük faydalar var. Ama uzun vadede belki de yüzlerce, binlerce yıl sonra bizden götürdüğü de bazı şeyler olacak. İşte bu kararların bizden götürdüğü şeyler yüzünden bugün sen İngilizceyi okulda öğrenemiyor, kendi kendine öğrenemiyor, bir kursa gitmek zorunda kalıyorsun, hatta kursta bile öğrenemiyorsun. Çünkü bizden gitmiş, bizde olmayan bazı şeyler var, bugün bunu konuşuyoruz. Ve bu yetmemiş. Yani %30 kar etmek yetmemiş. Daha fazla nasıl kar edebiliriz ve nasıl daha pratik bir dile ulaşabiliriz diye düşünmüşler. İki numarada benim en sevdiğim yere gelmişler. Düşürebiliyorsan düşür, düşüremediklerini kısalt. Kısaltmak derken düşüremediklerini ek yap, ek. Ama bu öyle gözden gözlükçülük gibi yapım eki değil. Bu bizim yıllarca okullarda küçük gördüğümüz, öğrenmekten kaçtığımız, ya bununla ne işimiz olur diye çocukken çok da önemine varamadığımız konu çekim eki. Ve Türkler, şimdi ben burada çekim eki nedir desem,
böyle az çok okulda dersleri iyi olan kişilerden aldığımız genel cevap, kelimenin anlamını değiştirmeyen ekler çekim ekidir. Şimdi bilmiyorum sizde var mı bu düşünce, bu bilgiye sahip olan? Kelimenin anlamını değiştirmeyen kelimeler çekim ekidir. Hala bu şekilde mi öğretiliyor? Yani okullarda ve hala çocuklarımız mesela böyle mi biliyor? Ben böyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olamam. Çünkü ben çevremde konuştuğum, yıllardır konuştuğum insanlar böyle biliyor. Arkadaşlar peki şunu soracağım. Benim de aklıma gelmemişti. Çok şiddetle sormamıştım. Ya biz okullarda bir kelimenin anlamını değiştirmeyen ekler çekim ekidir diye tanımlamak yerine niye hiç şunu anlatmadık? Çekim eki niye var? Niye var çekim eki? Bilmiyorum, hiç düşündünüz mü bunu? Yani ben tamam dile yatkın bir insandım ve kendi mesleğimden ötürü sorma hani bana nasip oldu, denk geldi diyelim. Okulda da çok sorardım böyle soruları. O yüzden çok böyle hani ben, öğretmenlerim biraz bazen gıcık olurlardı ama severlerdi yani. Arkadaşlar çekim eki niye var? İşte şu an size çekim ekinin niye var olduğunu anlatıyorum. Çünkü Türkler düşürebilecekleri liste bittiği zaman bu defa da kısaltarak daha pratik bir dil oluşturmak istemişler ve yine en popüler kelimeden devam etmişler. Ve en popüler kelimelere baktığınız zaman bakın bu liste böyle uzayıp gidecek. Bu listenin biz 56 tane sihirli kelime size vereceğiz ezberlemeniz için. Bu 56 tane sihirli kelimenin neredeyse 50 tanesi ne biliyor musunuz? Bir insanın hayatı boyunca en sık kullandığı kelimeleri sıraya koyarsanız ilk 50 tanesinin 56 bizim listemizde ilk 56 tanesinin %90'ı ne biliyor musunuz? Çekim eklerimiz. İnsanın bütün dünya dillerinde İngilizceyi hani referans alalım. İngilizceyi örnek olarak koyacağım. Bir İngiliz'in hayatı boyunca en sık kullandığı kelimelerin ilk 56 tanesinin %90'ının Türkçedeki çekim eklerine denk gelmesi bize neyi gösteriyor olabilir? Birilerinin bunu Türklerin gerçekten çok önceden bu kelimelerin kıymetini anlamış olduğunu ve buna göre bir plan yaptığını gösterir. Çok önemli olanları atıp ikinci derecede çok önemli olanları kısaltma yoluna gitmiş. Ve ortaya çekim ekleri çıkmış. Ama bu öyle çılgınca bir hal almış ki bakın böyle bir cümleyle karşılaşabiliyoruz biz Türkçe'de. Gelemeyebilirdik. Düşünüyorum. Gelemeyebilirdik içinde kaç tane çekim eki var? Bak bakalım kaç tane anlam ifade eden ek varsa o kadar çekim eki var. Gelmek kökü üzerine birleştiğini varsayarsak, bakın ben buraya yazdım. Bunların hepsi esasında anlam ifade eden, kendi başlarına değeri olan bazı kelimelerin ya ta kendisi ya da kesilmiş, kırpılmış uzantıları veya bir bölümü. Bunlar çekim eki. Ama çekim ekleri nedir diye sorarsanız ben size şöyle söylerim. Çekim eki insanın hayatı boyunca en sık kullandığı ilk 56 kelimenin %90'ı. Yani çekim eki bir kelime, birer kelime. Biz ek olarak görüp bunca zaman incelemiş olabiliriz. Ama bundan sonra sen eğer yabancı bir dil öğreneceksen, çekim eklerini birer kelime olarak görüp tespit edebilme becerisine sahip olman lazım. Sonra da bu çekim eklerini hissedeceksin. Ya bunların aynısını benim sana verdiğim sözlükten bulacaksın ya da bunlar üzerinde yorum yapıp bunlarla aynı anlama gelen bir kelime bulacak ve onun karşılığını sözlüğümüzden bulacağız. Sonra nereye kadar ulaşmış bu çılgınlık? İşte buraya kadar ulaşmış. Senin gelemeyebilirdik dediğin bak gelmek, kapasite mesajı yani kelime, her mesaj bir kelime, olumsuzluk, ihtimal, geçmişteki o gelecek zaman mesajı, geçmiş zaman mesajı, faili veren biz mesajı.
Bunlar birleşmiş İngilizcesi we might not have been able to come olmuşken Türkçesi gelemeyebilirdik. Sen tabii şu an buna bakıp şunu diyor olabilirsin. Aa Allah'ım işte şükür bizim dilimiz Türkçe. Baksana İngilizce çok zor. İngiliz de şu Türkçe'ye bakıp diyor ki ya bu ne kadar zor bir dil. Ben bu kadar mesajı iğne iplik nasıl iç içe geçirip bir tane cümle halinde söyleyeceğim ve ben bunu söylediğimde bunu nasıl anlayacaksınız? Hiç mi aradan kelime ses kaçırmıyorsunuz? İnsanların Türkçe bunu yapabilmesi için birbirini pür dikkat dinlemesi lazım. Ama Türkçe tam tersi. İşte bu kadar pratiklik dikkat dağınıklığına yol açacağı için hem zaten zor, bütünsel bir şey, bütünsellikten kastım buydu. Hem çok bütünsel konuşuyorsun, hem de anlamakta, hem kendin kurarken yoruluyorsun farkında olmadan, hem karşı taraf yoruluyor. Bitmiş mi çekim ekleriyle? Bitmemiş. Tabii bunları derste irdeleyeceğiz. Bunların hepsi bizim dersimizin konusu. Şu an seminerin bir parçası olarak ben sadece bahsediyorum. Ama derse geçtiğimiz zaman bunların hepsini öğreteceğim tek tek. Hepsini konuşacağız en ince ayrıntısına kadar. Zannetmeyin ki tek bir konu bile aman canım deyip geçilecek. Yetmemiş. Üç numara gitmişler. Demişler ki biz her düşürebildiğimizi düşürdük. Düşüremediğimizi kısalttık. Neredeyse %50 kar ettik. Çıkardığımız ses bakımından yetmez. Aynı kategoride çok anlamlılık yapacağız. Bu da şu demek. Ben sana den gösterdiğim zaman İngilizce söz konusuysa senin aklına ne geliyor ilk? Muhtemelen bakan işte burada 100 kişinin 99'u İngilizcesi nedir diye sorsam from diyecek. From. Bana sorsan ben de from derim. Ve doğru cevap evet. Sezen'den geldim from. Ama Türklerin aynı kategoride çok anlamlılık isteği günün sonunda bizi şuraya getirmiş. Sezen'den geldim from. Sezen'den uzun then. Sezen'den şarkı by. Sezen'den konuştuk about. Priz'den çıkardım iki feyli of. İpek'ten gömlek tek feyli of. Ve tünelden geçtik through. 7 tane anlamı var. Dandan'ın. Diyeceksin ki belki. Oo çokmuş ya. Ben bunları nasıl öğreneceğim? O zaman sana kötü bir haber. Türkler bununla da yetinmeyip devam etmiş. 8. Korkudan öldük because of. Allah'tan geldiler thanks to. Kafadan kontak en başından vuruldu on. Gelmeden ararım before. Düşünmeden konuştum without. Ve derinden etkilendim deeply. 14 taneden hepsi bizim edat diyeceğimiz aynı kategoride. Edat kategorisinde hepsi ve İngilizceleri farklı olmak zorunda. Çünkü 4 ay boyunca size şunu söyleyeceğim. 1. Bana Türkçe ne dediğin önemli değil. Kurduğun cümlede ne demediğin önemli. Her zaman tırnak içinde manyakça şunu sorgulayacağız 4 ay boyunca. Ya ben bir şey dedim ama ne demedim. Ben bir şey dedim ama ne demedim. İşte 4 ay boyunca bunu soracağız. 2. Ben bir şey dedim ama hangi anlamda bunu söyledim? Bir de çılgınca bunu yapacağız. Bitmemiş. 4 numarada bütün dünyayı şoktan şoka sokan o inanılmaz pratikleştirme hamlesini yapmışız. Bu da son darbe olmuş. Son vuruş, altın vuruş. Her isim sıfattır, her sıfat isimdir. Şimdi bu o kadar pratik bir şey ki, ya öyle pratik bir şey ki insanın eline öyle bir silah verir ki şunu diyor. Senin canın mesela baba kelimesi. Baba kelimesi normalde nedir? Baba kelimesi isimdir. Ama canın isterse diyor bunu sıfat yapabilirsin. Baba adam. Sen baba kelimesini canın isterse baba adam şeklinde kullanarak sıfat yapabilirsin. Sana böyle bir özgürlük veriyorum demek. İşte bu olayı öyle farklı bir boyuta götürür ki bütün dünyaya neredeyse senin dilinden 3000 sene böyle yap. Bak gör bakalım dilinde kelime mi kalıyor?
Aradan geçmiş 100 sene, 500 sene, 1000 sene, 2000 sene günün sonunda belki de dilindeki kelimelerin belki de %25'ini kaybetmişsin. Yapa yapa yapa. Şimdi biz hangilerini kaybettik? Bunların hepsi akademik araştırmalar konusu. Benim kendi özelimde, kendi içimde bunları yapıyorum. Bunları başka mecralarda anlatıyorum. Ama buna yol açabileceğini herkes tahmin eder bence. Ve örnek olarak nedir? Sen baba adam diyorsun. Şimdi çocuk ne bilsin İngilizce öğrenen insan. Baba adam diyeceği zaman ister istemez father man diyor. Ama baba adam father man demek değil. Çünkü baba adam da senin yaptığın atraksiyonu İngiliz'in yapma izni yok. Senin canın babayı sıfat gibi kullanmak istedi. Sen gittin babayı sıfat olarak kullandın geçtin. Sorun yok. Ama İngiliz'in böyle bir imkanı yok. O zaman gideceksin baba adamdaki babanın kendine şunu soracaksın. Ne demek istiyorsa buradaki baba, babacan mı, şefkatli mi? O zaman gideceksin onu yazacaksın. Sözlük karıştırmak, sözlükte çalışmak, sözlük kullanımını öğrenmek de 4 ay boyunca bu eğitimin en önemli kısımlarından biri olacak. Deli doktoru başka bir şey, deli doktor başka bir şey. Ahşap tezgahı başka bir şey, ahşap tezgah başka bir şey. Kör dövüşü başka bir şey, kör düğün başka bir şey. Bunların hepsini sen sorgulayacaksın. Bu eğitim 4 ay boyunca sana ısrarla şunu hatırlatacak. Hani hep dediler ya, şimdi öğrencilerimin %90'ı belki daha fazlası üniversite mezunu. Bu da şu demek, hepimiz aslında aklı başında insanlarız yani. Bir yerlerde bir eğitim aldık ve bize ortak bazı bilgiler verildi. Bu bilgilerden bir tanesi de şuydu. En kötü okulun İngilizce öğretmeni bile şunu söylemiştir. Evladım, kafanda çevir yapma. Evet evladım, ben de sana söylüyorum. Kafanda çevir yapma. Ama ne yapacağını kim söyleyecek sana? Kafamda çevir yapmayayım, ne yapayım peki? Ben anadan doğma Amerikalı mıyım? Ben böyle hayatım Amerikalı bir çocuk olarak mı geçti de kafamda şıpıdık şıpıdık konuşacağım İngilizceyi? Kafanda çevir yapma. Çünküsünü söylüyorum sana ilk defa. Çünkü İngilizce senin zihninde kurup senin zikrindekilerin, bakın İngilizce senin zikrindekilerin çevirisi değil. İngilizce senin zihnindekilerin çevirisi. Yani kafanda çeviri yap, yani çeviri yapmadan kasıt sen son tahlilde güzel Türkçe olarak bildiğin Türkçeyi çevirmeye çalışırsan İngilizceye ulaşamazsın. Sen orijinal Türkçeyi bulabilirsen istediğin kadar çeviri yap, hiç problem değil. Çünkü normal şartlarda bir cümleyi çevirmekle bir kelimeyi çevirmek arasında bir fark yok ki teknik olarak. Ama biz kelimeleri üretimin sonunda mamul olarak ortaya çıkardığımız şeyde eksiklikler var. Yani biz hani yine bizden çok tanıdık gelir size. Çimentodan, tuğladan, demirden ve buna benzer çok hayati maddelerden tasarruf ettiğimiz için bizimkine bak, tartıya koyduğu zaman İngilizcesiyle eşleşmiyor, örtüşmüyor. Çünkü biz hep gecekonmuşuz. Yani belki çok iyi niyetlerle bir karar alındı. O dönemin şartlarında belki sürekli at üstünde, sürekli göçen, sürekli savaşan. Belki zaten ben söylüyorum o dönemin koşullarına göre Nobel ödülü verilmesi gereken inanılmaz bir tasarımdır Türkçe. Yani İngilizce ise insanın doğal düşünce sistemine göre bırakılmış, orijinal, olabildiğince bırakılmış düşünce sistemine göre bir dil. Ama Türkçe gerçek anlamda bir tasarım. Ve tasarım harikası. Ama her tasarım harikası dünyanın en pratik şeyi her zaman faydalı olmayabilir. İşte sonuç ne olmuş? Sonuç arkadaşlar, dünyanın en zeki toplumuna ulaşmış olabilirsin. Ama bu kadar çok eksiklerle zihninde boğuşan bir millet günün sonunda evine dünyanın en yorgun dönen milleti olmuş. Sen eve döndüğün zaman belki hanımına, kocana
Ya çok yorgunum, iş çok yordu bugün beni diyebilirsin. Ama aslında seni yoran şey kullandığın dil, maruz kaldığın iletişim dili. Çünkü sen cümle kurarken de eksik konuşacağım diye fazla efor sarf ediyorsun. Sen cümleyi algılarken de o eksiklikleri tamamlayacağım diye fazla efor sarf ediyorsun. Bunları zihin bilmiyor mu zannediyoruz? Zihin her şeyin farkında. Zihin çocuk bahçede elma topluyor derken sen zihin o işlemin içinde malum çocuk, malum bahçede elmalar koparıyor olduğunu biliyor. Ama zihin diyor ki Türkçe böyle değil, ben bunu bir keseyim, kırpayım, düşüreyim. Bu işlemlerin sonunda sen bir ses çıkarıyorsun. Bir de karşı tarafın zihni dur bir dakika ya elma topluyor dedi ama toplamak çoğul bir eylem. He, toplamak çoğul bir eylemse öbür tarafta o zaman elma da çok. Karşı taraf da yoruluyor. Birbirimizi karşılıklı olarak yıpratıyoruz. Sebep? Sebep bilmediğimiz bir tarihte aldığımız o karar. Pratik olacağız. Ama belki de o dönem işe yarıyordu. Ama 2021 yılı, milattan sonra 2021 yılında belki de artık bu faydadan çok zarar vermeye de başlamış olabilir. E tabii ki bu hesaplanamayabilirdi. Ve buna cesaret eden çok nadir diller arasındayız. Dünyanın %3'ü bu tarz şeyler yapmış. O yüzden biz bu bizim eksi, hani ben bunu eskiden artımızdı, şimdi eksiğimiz olarak görüyorum. Eksiğimiz olarak gördüğüm için bu seminerin adına eksi birden sıfıra dedim. Ama merak etme. Bu 3 saatlik, 5 saatlik. Hadi bilemedin bir ay sürüyor birinci etap. Bir aylık bir periyot. O bir ayı sağlıklı tamamladığında artık dünyanın gördüğü yerden görmeye başlayacaksın. O zaman diyeceksin gel kolay. O zaman her şey sözlüksel bir çalışmadan ibaret olacak. Şimdi burada bak diyor ki Immanuel Kant, bütün dil yani dil dediğin şey düşüncenin imgelenmesidir diyor. Benim sana söylediğim şey. Yani sen dedim ya çeviri yapma. Çünkü sen zikrindekini çevirirsen bulamazsın bir şey. Sen zihnindekini çevireceksin. Sen zihnindekini Türkçe konuşuyor olsan, bak sen Türkçe'de zihnindekini gerçek anlamda aktarıyor olsan İngilizceyi zaten çoktan öğrenirdin. Senin sorunun Türkçenin o labirentlerinden çıkamamak. Diyor ki Kant, düşüncenin imgelenmesine dil denir. Ben de diyorum ki zihnindeki her şey dilinde de olacak. Bu ne demek? Bak, kirliler sepette. Şimdi sana soruyorum, böyle yazabilenler chat bölümüne yazsın. Chat bölümüne. Kirliler sepette derken ben ne demedim? Ne demeden konuştum? Zaten bunu eline sözlük verdiğin herkes bilir. Ama sorun ne biliyor musunuz? Ben kirliler sepetteyi demeye kalksam zaten herkes bilir. Dirty's in basket. Basket. Şimdi sorun şu. Yetmiyor. Biz niye eksi bir diyoruz? Bütün dünyanın dilinde kirliler sepettenin Almancasını yazsaydım, Almanlar altına çevirecekti, pıt 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 yazacaktı. Fransızcasını yazsaydım, pıt 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 yazacaktı. Hiçbir eksik olmayacaktı. Ama Türkçe'de kirliler sepette ifadesinin İngilizcesi yeterli olmadığı için yani bir sözlüksel anlamda karşılığı çevirme tabii ki. Ama ne yapacaksın? Hani hep dedim ya, ne dediğin değil, bir şey dediğin zaman orada ne demediğin beni ilgilendiriyor. İşte arkadaşlar Türkler, kirliler derken, evet belki de bilmeyen dirty's demeye çalışacak ama biz kirli çamaşırlar demiyoruz. Yani sorunumuz şu, buradaki çamaşır ifadesini söylemeyi sevmiyoruz.
Tabii demediğimiz başka şeyler de var ama ben en flash olanından bahsediyorum. Yoksa o sepetin içi demiyoruz, sepete malum demiyoruz, çamaşıra malum demiyoruz. Hani en flash olanından söz ediyorum. Senin için bak şurada kirliler demek. Kirliler demek ne kadar tatlı değil mi? Abi kirliler sepette. Ne ala dil. Oh konuş geç. Türk çocukları dünyada konuşmayı en çabuk söken çocuklar. Konuşmayı. Çünkü zaten bizim çocuğumuz bir şey demiyor ki. Bizim çocuğumuz bak ne diyor? Şimdi sana örnek olsun diyorum. Diyor ki anne diyor şapkalı asker mi? Mesela öyle soracak. Veya düzgün cümle kuruyor. Diyor ki anne bak seninle bir oyun oynayalım. Şimdi diyor şapkalı asker tamam mı diyor. Annesi de evet tamam evladım şapkalı asker. Okey. Şapkalı asker demiyorum. Şapkalı bir gün asker. İngilizcesine bak. The one with a hat is a soldier. İngilizcesi bu. Aney aney. Şapkalı asker. He evladım şapkalı asker. Yani the one with a hat is a soldier. 8 kelime. Bunun pratik versiyonu var mı? Ya zorlasan İngilizce'de çıkar. O da yine 5 kelime falan. O da popüler değil. En popüler versiyonu ne? Bu. The one with a hat is a soldier. En popüleri bu. Biz Türkçe'de ne diyoruz? Anne baba sağ mı? He, mother, father, alive. Bizim için bu yeterli. İngiliz ne diyecek? Is your mother and your father alive? Şimdi böyle konuşan çocuk tabii ki dünyanın diğer dillerine göre, diğer çocuklarına göre daha çabuk konuşacak. Ama böyle konuşan çocuk, şapkalı asker diyen çocuk, dünyanın diğer dillerine göre daha iyi okuduğunu anlayamayacak. İşte bu yüzden okuduğunu anlamada ne kadar pratik bir dil üretmiş olsak da okuduğunu anlamada dünyada doğru düzgün ülkeler arasında son sıradayız. Niye? İlk gelen cevap hep şu oluyor. Ama hocam bizim çocuklarımız okumuyor çünkü biz de okumuyoruz. Ben de diyorum ki senin deden de okumuyordu. Sebep okumamak mı acaba? Benim farkım ne biliyor musunuz? Burada durmama. Ben şu cevabı, şu soruyu sordum. Ben çocuğum okumuyor. Ben de okumuyorum. Benim dedelerim de okumuyordu. Babam da okumuyordu. Peki diyorum, bu yüzden mi Türk çocukları okuduğunu anlamıyor? Hayır. Asıl soru şu. Ya biz niye okumuyoruz? Çünkü geriye gittiğin zaman okunan şey ne? Dil. Dili incelesene. Türkçe şunu bağırıyor resmen. Beni diyor okuma, beni konuş. Çünkü Türkçe okunmak için tasarlanmış bir dil değil. Türkçe konuşulması için tasarlanmış bir dil. Hızlı konuşulması için. Türkçe dünyanın hızlı okuma teknikleri bakımından en uygun olan dillerinden birisi. Düşünsene şuna bir bak. Gelemeyebilirdik. Hızlı okuma teknikleri açısından fotografik olarak yani bakıp resmi görüp pat 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 oradan bir şeyi algılayabilmek adına Türkçe dünyanın en gelişmiş dili. Hızlı okuma teknikleri bakımından. Ama hızlı okumada bir insan okuduğunun yüzde kaçını hatırlar? 5, 10, 15 hadi 20 olsun. İşte bizimki de bu hesap. Biz bir şey okurken aslında farkında olmadan hızlı okuma teknikleriyle okuyoruz bunu. Çünkü Türkçe bizi ona zorluyor. Çünkü hiç kimse okurken şuna dikkat etmiyor. Okurken şuna dikkat etmiyor ne olduğuna. İşte bu da bizi algıda zorlanmaya götürüyor. O yüzden biz zorlandığımız için aslında okumayı sevmiyoruz. Çünkü çekici değil. Anlayarak okumak Türkçe'de çekici değil. O yüzden aranızda okuyan, okumayı seven insanlar varsa onlar farklı insanlar. Yani özel, çok ekstrem enerji
harcayan, seven insanlar. Ama bu kimsenin suçu değil. Yani o yüzden sorunun başka yerde sorulması ve cevabın başka bir şekilde belki bulunması gerekiyordu. Ha, bu saatten sonra yapılacak şeyler var mı? Ya, bence var da onu burada anlatacak bir durum yok. Biz nereye vardık? Dirty clothes. Yani sen kirliler deyip Türkçe'de geçme cüretine sahipsin ama İngilizce'de dirties diyerek bir yere varamazsın. Orada düşen şeyi yerine geri koyduğun zaman İngilizce düşünmüş oluyorsun. İşte İngilizce düşünmek nedir diye sorarsanız, şuradaki ifadeye çamaşırı getirebilmek demek, şunu getirebilmek demek İngilizce düşünmek demek. Ve konuşurken de buraya dirty clothes yazman gerektiğini bilmek İngilizce düşünmek. Söylemedikleri. Yani konunun, anlatıyorum yıllardır ama bakın, bütün eğitim materyalleri Türkçe'de, arkadaşlar böyle hani bazen bazı kişiler beni yeterince tanımadan geldikleri için şey diyorlar. Hocam hep felsefe yapıyorsunuz. Hep hikaye anlatıyorsunuz. Merak etmeyin, derslerimiz böyle geçmiyor. Buraya para ödeyip gelen insanlara haksızlık olmaması için internette kalkıp da ders anlatacak halim yok. Derslerimi öğrencilerime anlatıyorum. Ama internette belli kesitlerini, felsefi kesitlerini, tarihsel kesitlerini, işte benim bazen kuramsal, bazen kendi yarattığım bir takım fikirlerimi paylaşıyorum. Ben bunları paylaşınca da insanlar diyor ki, hep felsefe yapıyor. O yüzden başlayınca göreceksiniz. Yani dersin, gerçek anlamda dersin ne olduğunu. Ama bu şu an gördüğünüz şey bütün derslerden daha önemli. Fakat benim bunu bazı insanlara anlatma şansım artık yok. Yani çünkü o anlamak istemiyor. Bu eğitimde başarısız olan insan yok mu? Tabii ki vardır. Yani bana söylemeden sessiz sedasız başaramayan kişiler de vardır benim bilmediğim. Ama işin bu kısmına dayanabilirsen, yani dayanmak gibi görme de keyif alabilirsen, meselenin özünü yakalayabilirsen hayal edemeyeceğin yerlere gidebilirsin. Sadece İngilizce'de de değil. Gerçekten çok değişik şeyler olabilir hayatında. Çok basit bir şeyden söz ediyorum. Bu işin sırrı, kirliler, hani bazen diyorsun ya hocam benim yeteneğim mi yok, zekam mı yok? Ben de diyorum ki o tip kişilere, bak diyorum, kirliler sepette derken ne demiyorsun? Buraya çamaşır yazabilecek kadar zekaya şu an olmayabilir ama ben anlattıktan sonra bu düşünceye sahipsen yürür gidersin. Yetenek metenek bu kadar işte. Bu kadar yetenek istiyorum senden. Bu kadar zeka istiyorum. Bu kadar yorum kabiliyeti istiyorum. Böyle burada inanılmaz şeyler yapmayacağız yani. Böyle zor şeyler değil. Sende var olanı, zaten senin farkında olup attığını geri koymanı isteyeceğim, o kadar. Bak adam kapıda diyoruz. Adam kapıda, bizde böyle de. Adam kapıdanın içinde ne var? Adam var, kapı var, dağ var. Adam var, kapı var, dağ var da. Bu cümle şöyle mi çevrilecek o zaman? Man, işte at door. Çevrilmeyecek. O zaman sen ne demediğini söyleyeceksin. Ne demiyorum? Malum adam eşittir, malum kapıda. Bunu çeviriyorum bu defa. Bunu çevirdiğim zaman da malum adam eşittir, malum kapıda. The man is at the door. Yani senin sorunun, sen adam kapıda diye konuşuyorsun. Senin son tahlilde ağzından bu çıkıyor. Ama aslında önce sen buradan yola çıkıp oraya varıyorsun. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Eğer Türkçe adam kapıda değil de malum adam eşittir malum kapıda diye konuşulan bir dil olsaydı ve biz asla malum, bilinen, işte her neyse, o kelimeyi asla atamasaydık. Tıpkı İngilizler gibi, Almanlar gibi, Fransızlar gibi atamasaydık,
O zaman ben şunu diyebilecektim. Arkadaşlar, çeviri yap. Çeviri yapabilirsin. İşte al çevir konuş. Sana bir tane algoritma verecektim. Diyecektim ki bak İngilizlerin algoritmasında mesele iç algoritma budur, dış algoritma budur falan diyecektim. Peçeteye yazacaktım sana. O peçeteye yazdığım algoritmaya bakacaktın. Sözlükten kelimelere bakıp birazcık da telaffuz öğrenip konuşacaktın. Sorun ne biliyor musun? Türkiye'ye gelen eğitim materyalleri Türkler böyle düşünen insanlarmış gibi hazırlanıp geliyor. Çünkü dünyaya ne gönderiyorlarsa bize de onu gönderiyorlar. Adam İtalya'ya hangi kitabı satıyorsa Türkiye'ye de o kitabı satıyor. Çünkü kalkıp da Türkiye'nin dilini inceleyip analiz edip, Türk milletini analiz edip onlara göre İngilizce kitabı yazacak hali yok. O kadar da para harcayamaz. İşte sorun ne biliyor musun? Sorun, yani burada biliyorum ki öğrencilerin, şu an beni izleyen kişilerin %90'ı daha önce mutlaka ders aldı, kursa gitti falan. Niye başaramadık, ders aldık, kursa gittik? İngilizceyi sevmediğimiz için mi? Öğretmeni sevmediğimiz için mi? Okulu okumayı sevmediğimiz için mi? Hayır. -1'den 0'a hiç geçemedik ve bizi hep sıfırdan başlattılar. Öğrenciler beni arayıp diyorlar ki, hocam ben artık sıfırdan başlamaktan yoruldum. Ben de diyorum ki, çok haklısın. Sıfırdan başlanmaz. Çünkü sen -1'desin. Senin -1'den başlaman lazım. -1'den 0'a geçmeden ısrarla her gittiğin kursta sıfırdan başla. Bunun bir anlamı yok. O kod farkını hiçbir zaman kapatamadığın için görmen gereken şeyi görmüyorsun. Adam görüyor çiçek, böcek, ağaç, deniz. Sen görüyorsun, ne derler onunla? İstinat duvarı. İşte aramızda fark bu. Gidiyorsun kursa istinat duvarı. Gidiyorsun kursa duvar. Çünkü hiçbir zaman sen aslında sıfıra çıkmadın hayatın boyunca. Ve aslında hiç kimsenin, bakın beni izleyen hiç kimsenin bir temeli yok. Hani bazı kişiler diyor ya beni arayıp, hocam benim temelim var. Benim konuşmam lazım. Benim konuşa konuşa öğrenmem lazım. Çünkü ben denedim. Benim temelim var, benim gramerim de var ama ben konuşamıyorum. Sorun bu değil. Senin temelin yok. Sen sıfır noktasında debelenmişsin. Sıfır noktasından biri, ikiyi, hayal meyal bir şeyler görmüşsün. Ama sen aslında bir temele sahip değilsin. Çünkü gerçek temeli sana ben öğreteceğim. Gerçek anlamda temel -1'den 0'a geçiş yapabilmektir. İşte bu, bugün başladığımız şeyden itibaren belki 40 gün süren bir süreç. Çünkü evet başladık, yavaş yavaş tırmanıyoruz. Bunu bilgilerle, dersle beraber harmanlayarak anlatmaya devam edeceğim. Ve birinci etabın sonunda bunu anlamış olacaksınız. İşte o zaman hem bir temele, gerçek anlamda bir temele sahip olacaksınız, hem de genel amaçlarınız için kullandığınız bir İngilizceniz olacak. Bakın tekrar diyorum. 40 günün sonunda eğer genel amacınız, hocam ben kendimi basit cümlelerle ifade edeyim, İşte böyle aksan çok önemli değil, ben böyle basit ifade edeyim, iletişim kurayım diyorsanız 40 günün sonunda en iyi şekilde öğrenmiş olacaksınız. O seviyeye geleceksiniz. Geri kalan 90 gün boyunca, yani 3 ay boyunca ise aksanınızı düzeltmek, daha hızlı konuşmak, daha güzel konuşmak, daha güzel yazmak, size söyleneni daha iyi anlamak ve bilgimizin üzerine yeni, yani gerekli veya işte bazıları belki çok elzem olmayabilir, bilgiler kazanmak. Böyle geçecek ama en sihirli kısmı işte senin bu oluşturduğun temel olacak. Yani konuşulacak o kadar çok şey var ki. Bizim neyimiz yok? Tahammülümüz yok. Çünkü buraya herkes şöyle gelmiş. Konuşmam lazım. Tamam diyorum. Ama konuşmak için yani helva yemen lazım da helva için malzemeler de lazım. O da yetmez. Yani gerçekten bir şekil bilmek lazım.
Usul bilmek lazım, tarih bilmek lazım, felsefe bilmek lazım. Biz sadece sonuç odaklıyız. Olaylara o yüzden hiç böyle detaylı parçalı yaklaşamıyoruz. Unutmayın. Yani aslında belki benim mesela kendi fikrim çok fazla dünyaya böyle yayılmış franchise'ımız olmamasının da sebebi bu. Çünkü biz şunu sevmiyoruz. Yani böyle bölünüp parçalı odaklanmayı ve sistematik davranmayı bilmiyoruz ve alışkın değiliz, sevmiyoruz. O yüzden dünyaya çok yayılmış, belki de şubeleşmiş bir sistemimiz de fazla yok. Kaç tane var ki zaten? Çünkü bize göre bir şey değil. Ama adam yapıyor bir tane kafe, kahveci, içine iki tane normal zekada çocuk koyuyor 15 yaşında. Gayet de tıkır tıkır hiç sorun yaşamadan çalışıyorlar. Ya daha biz bunu yapacak sistem kuramamışız. Çünkü zaten o kadar çok sorun var ki. Bir, güven yok. Niye güven yok? Ben şu an toplumsal sorunların %90'ını istesem kıvırır, Türkçe'ye çevirir. Derim ki sebebi Türkçe. Niye paranoyaz? Niye dedikodu yapıyoruz? Niye sürekli birbirimize karışıyoruz? Ya çünkü birbirimize karışmadan iletişim kuramıyoruz ki. Ben garsona gidip diyorum ki bana bak ben garsona diyorum ki bana bir sandalye pardon bana sandalye getir diyorum. Garson arkadaş bir olduğunu anlıyor. Çünkü diyor ki bakıyor bana sandalye getir. Ben tekil birinci tekil şahıs sandalyeye bir kişi oturur. Demek ki bana sandalye getir diyorsa bir tane istiyordur. Yani benim ağzımdan bir çıkmasına gerek yok. Onun için yeterli. Bir İngilize bunu desen ki biz bir falan demiyoruz. Karşı taraf anlıyor. Sana böyle yarım saat bakar. Nasıl yani? Siz gerçekten bir demiyor musunuz? Onlar mı anlıyor? Bizim bütün iletişimimiz karşı tarafın vicdanına, karşı tarafın zekasına, karşı tarafın yorumuna bağlı. Yani biz zaten iletişimimizi karşı tarafa Allah'a emanet diyorum ben ona. Karşı tarafa emanet konuşuyoruz. İletişimimiz buna bağlı zaten. Şimdi bu kadar böyle her şey karşı tarafa bağlı olunca adam senin şortuna da karışır, başörtüne de karışır, her şeyine de karışabilir. Çünkü biz zaten daha genetik olarak zaten birbirimize bir sürü yorum yapma hakkı vermişiz. Birisi sana şöyle konuşsa, annem bir doktor, abim bir mühendis, babam bir müzisyen dese, dersin ki kardeşim ne bir bir bir. Zaten anladık bir herhalde. Yani birbirimize çünkü hep bu imkanı, bu yorumu yapma, hatta yorumu yapmayana aptal gözüyle bakıyoruz. O kadar çok güveniyoruz ki, bak ben Nişantaşı'nda geziyorum, geçen adamın biri satıyor bir şey, eline kaldırmış, diyor ki baby, baby, baby diyor. Ya dedim ne satıyor? Kim bağırıyor böyle? Kafamı bir çevirdim. Elinde bir tane yelek. Bebek yeleğiymiş. Diyor ki baby, baby, baby. Yelek. Ulan kör müsün? Onu da sen gör diyor. Her zaman karşı tarafın görebilen, yani kör olmadığı varsayımıyla konuşuyoruz. Varsayım, varsayım, varsayım. Bütün hayatımız yani böyle o kadar kopuk ki aslında. İşte bu eğitim sana bir sürü şey öğretecek. Ama öğrettiği şeylerden birisi de İngilizce olacak. Sonunda da diyeceksin ki sen İngilizce öğrendiğine sevinemeyeceksin bile. 4 ayın sonunda üzüldüklerinden fırsat kalmayacak. İşte bunu söylüyorum sana. İngilizce öğrenmek mesele değil ki. İngilizceyi zaten öğren. Ya sana şunu soruyorum ya. Sıkılanlar gidebilir. Şey yok. Portala yükleyeceğiz zaten. Ya arkadaş sana şunu soruyorum. Ya 11 yaşında çocuğun varsa göster ya. Uyumadıysa. Ya bir dil şöyle olsaydı. Biz deseydik ki malum adam eşittir. Malum kapıda. Ha bu arada matematikteki eşittir. Dur bir dakika. Şunu yapayım. Bu arada matematikteki eşittir, İngilizce'de emizar. Yani sana bugün en azından hiçbir şey öğrenmedik deme eve giderken.
Pardon, seminer bittiğinde. Ya en azından şunu de, bir konu öğrendik. Konu öğrendik. Hangi konuyu öğrendiniz? Ya bugün hoca böyle hikaye, böyle tarih, mağrif bir şeyler anlattı ama bir konu anlattı. Hangi konuyu anlattı? Emizarı anlattı. Neymiş emizar? Ya emizar neymiş biliyor musun? Emizar matematikteki eşitlik demek. Yani şu emizar neymiş hemen göstereyim bak al. Bu 2 artı 2 eşittir 4 var ya. Bizim Türkler ne yapmış? 2 artı 2 eşittir 4. İngilizcesi de bu. 2 plus 2 is 4. Ama biz yer miyiz? Böyle konuşulur mu? Böyle konuşana o aptal derler bizim orada. Peki ne derler bizimkiler? Bizimkiler şu eşittirin eşittini atarlar. Yani 2 artı 2 4'tür. Böyle de konuşulmaz. Bu da angarya. Bunun daha pratiği var. Neymiş? 2 artı 2 4. Bu kadar attık. Artık bir daha atalım da sonuna gelelim demişler. Peki bir daha attıkları şey ne? Günün sonunda da 2 2 4'e gelmiş. Yani Türkler şöyle konuşuyor. My friend please. 2 2 4. 2 2 4. Sen 2 2 4 de bakayım anlayacak mı İngiliz? İşte biz buna modern Türkçe diyoruz. Bak buna. Biz buna güzel Türkçe diyoruz. Ve sorun ne biliyor musun? Sen güzel Türkçe, modern Türkçe, son tahlildeki Türkçe ile iletişim kuruyorsun. İster istemez o güzel Türkçeyi alıp İngilizceye aktarmaya çalışıyorsun. İngilizcesinde elin boş kalıyor. İşte geri gideceksin. Orijinalini bileceksin, hissedeceksin, yorum yapacaksın. Ya ondan sonra zaten her şey çok kolay olacak. Yani Türkler eğer malum adam eşittir bir doktor diyebilseydi, bakın yani sen eğer şöyle konuşsaydın, malum adam eşittir bir doktor şeklinde konuşulan bir dilimiz olsaydı, adam doktor demeseydik biz ne yapıyoruz? Abi adam doktor, karışmayın diyoruz. Eğer sen şöyle deseydin, abi malum adam eşittir bir doktor. Karışmayın deseydin ya sana soruyorum. Ben emizarı mı öğretecektim sana? Ben ne yapacaktım bilmiyorum. Peçeteyi alacaktım. Böyle yapacaktım. Sen bana diyecektin ki hocam emizar ne demek? Ben böyle yapacağım. Gel oğlum. Emizar ha bu. Diyecektin ki ha tamam emizar oymuş. 5 saniye. Biz ne yapıyoruz? Emizar öğreneceğiz diye 2,5 sene kursa gidiyoruz. Hala da öğrendikleri şüpheli. Haksız mıyım ya? Hadi bana de ki hadi oradan. Biz emizarı 5 dakikada öğrendik de. Öğrendiysen de o senin sana öğreten hocanın başarısıdır. Ya memleket hala emizar öğrenecek diye sürünen bir memleket olabilir mi ya? Ya ben gerçekten hayret ediyorum. Koca bir memleketi buna bir insan ya nasıl mahkum edebilir bu şekilde? O yüzden arkadaşlar bu mesele hani ben hep diyorum ya gramer diye bir şey yok. Neye gramer diyor Türkler biliyor musunuz Türkiye'de? Şu eşleşmede biz adam doktor dediğimiz için burada kırmızıyla yazılan kısımlar olmadığı için Türkçede olmayan şeylere yani sözlükten birebir karşılık bulamayan şeylere gramer diyorlar. Ama sen sözlükten birebir karşılık bulabilseydin, nasıl ki house kelimesini gramer demedin, kelime dedin, o zaman sen the kelimesine de kelime diyecektin. O zaman emizar da gramer olmayacaktı. Biz neye gramer diyoruz? Biz sözlüğe gidip bulamadığımız şeylere. Çünkü sözlüğe adam emizar yazıyor, sözlük diyor ki Mecidiyeköy'de bir tane kurs var, oraya git. Adam sözlüğe dı yazıyor. Sözlük diyor ki sen şimdi bir 3 ay bir İngiltere'de eğitim al. Öyle gel. Biz karşılık bulamıyoruz ki. Karşılık bulabilsen ya hadi böyle konuşmayı da geçtim. Ya bari karşılığını göster. Ama bir şeyin karşılığını anlatmaya çalıştığın zaman ne yapıyorlar biliyor musun? Oz bu yobaz. Aman bu baksana bu örümcek beyni. Uy bu gramer anlatıyor. Vıy diyorlar. Hemen. Öcü gibi. Türkçe bir şey söylemeyi öcü gibi görüyorlar.
Ha, biz bunu delirdik geçtik. Şu an çoğunluk artık bizim gibi düşünenler. Çünkü bunu dinleyen, buna zaman ayıran, bu adam ne diyor ya bir dinleyelim diyen insan ne diyebilir ya? Ya buna kim karşı çıkabilir? Bu benim fikrim değil ki, ben sana bir realiteyi gösteriyorum. Ben kendi fikrimden bahsetmiyorum ki şu an. Sen, sana bırakıyorum yorumu. Diyorum ki sana çok basit bir şey. Türkçe böyle olsaydı kolay olmaz mıydı diyorum. İşte eksi birden sıfıra çıkmak bu. Bizim egzersizlerimiz Türkçeyi bu hale getirmek üzerine kurulu olacak. Sonra zaten herkes yazar. Sonra aksan mı, diksiyon mu, akıcılık mı? Ya ne istiyorsan, hedefin neyse git yap. Sorun yok. İşte böyle şeylerden bahsediyoruz. Şimdi son madde şu. Diyor ki son madde. Bunu her zaman söyleyeceğim. Bir, ne dediğin değil, ne demediğin önemli. İki, bir şeyin iki tane anlamı varsa, hani Denda'nın 14 tane anlamı vardı ya, ağzından çıkan kelimenin ilk aklına gelen eşleşmesine, versiyona bakma. Bir düşün bakalım, bir şeyin başka bir anlamı da olabilir mi? Üç, çok şey bilmen çok iyi konuşacağın anlamına gelmez. Sen şöyle tırmanırsın, İngilizce öğrenirsin. Çok duyduğumuz bir laf vardır. Ya ben TOEFL'ı geçtim, şunu geçtim, bu sınavları geçtim, okul birincisi oldum, İngiltere'ye gittim. Hiç benim gibi konuşmuyorlar. Çok ilginç. Ben hiçbir şey bilmiyormuşum diyen insanlar vardır. İşte niye biliyor musunuz? Çünkü o çok şey biliyor mu? Bence biliyor. Ama sorun ne biliyor musun? Senin bildiğin çok şey, senin Türkçene göre çok şey. Yani sen diyorsun ki, şu cümleyi çevireyim hocam ben zaten bir şey istemem, ben İngilizceyi çözdüm derim. Şimdi bu cümleyi birebir çevirebilmek senin için büyük başarı. Değil mi? Böyle bağlayıp çevirebilmek. Sen sınavlardan falan hazırlanıyorsun ve bu cümleyi birebir çevirebilecek hale geliyorsun. Yani zirveye çıkıyorsun. Bu cümlenin hani zirve olduğunu düşünelim. Zirveye bir çıkıyorsun, o zirvedeki yalnızlık. Aa diyorsun, burada kimse yok. Bir bakıyorsun herkes aşağıda. E diyorsun ki ben o kadar tırmandım, bir de aşağı mı ineceğim? İnsanlar oradaymış. İnsanlar yine aşağıdalar. Ama dağın öbür tarafındalar. Senin o zirveye çıkman gerekiyor. Fakat oradan bir de inmek var. İşte sorun şu. Türkiye'de insanlar o zirveye çıkartılıyor. Ondan sonra diyorlar ki sen aşağı ineceksin. 8 sene zirveye çıkmış. Sonra bir bakıyor İngiltere'de kimse onun gibi konuşmuyor. Tekrar dönüyor, 8 senede aşağı inmeye çalışıyor. Burada ben sana tali bir yol yapıp zirveyi de göstereceğim ve orada öğrenilebilecek, oradaki her şeyi en profesyonel manada öğreteceğim. Ama canımız istediği zaman o zirveye çıkmadan doğrudan yan tarafa, karşı tarafa geçmenin yollarını anlatacağım. Bunun için de en iyi örnek şu. Hani bu örnek senin işine çok yarayacak ve bitiriyorum. Çok şey bilmen çok iyi konuşacağın anlamına gelmez çünkü. Hayatımızın Türkçe'de, bakın Türkçe'de %10'u her hafta bir kitap okumalısın şeklindeymiş. Şu bizim hayatımızın %10'unda var bu zorluk derecesi. Yani basit cümleler bizim hayatımızın %10'unu kapsıyor. Orta zorlukta cümleler her hafta bir kitap okumak zor şeklinde hayatımızın %20'sini kapsıyor Türkçe'de. Ve ağdalı diye tabir edeceğimiz kompleks cümleler bir Türk'ün hayatının %70'ini kapsıyor. Ağdalı cümle, yani kompleks cümleler. Bu da şu demek. Senin hayatın boyunca sen %70 bağlaçlı ve kompleks cümleler kuruyorsun. Sen Türk olarak. Peki İngiliz'de durum ne? İngiliz'in hayatının, bakın Türkçe'de %10'du. %70'i basit cümlelerden ibaret. Her hafta bir kitap okumalısın. İngiliz'in hayatının %20'si orta zorlukta, işte mastarlı falan cümlelerden ibaret.
İngiliz'in hayatının yalnızca %10'u zor, kompleks cümlelerden, bağlaçlı cümlelerden ibaret. Bu ne demek? Peki %10 ne demek? İngiliz bu cümledeki mesajı, even though it is hard to read a book every week, I believe that you can do it. İngiliz bu cümledeki mesajı vermek istediği zaman, yani şu cümleyi, her hafta bir kitap okumak zor olsa bile bunu yapabileceğine inanıyorum demek istediği zaman, 100 İngiliz'den 10 tanesi, 10 İngiliz'den bir tanesi böyle demeyi tercih ediyor. 10 İngiliz'den bir tanesi. Ama bu cümledeki mesajı vermek istediği zaman 10 İngiliz'den 9 tanesi ne diyor biliyor musunuz? You must read a book every week. Her hafta bir kitap okumalısın. Biliyorum, bu zor ama inanıyorum bunu başarabiliriz. Yani her hafta bir kitap okumak zor olsa bile bunu yapabileceğine inanıyorum demek istediği zaman bir İngiliz, you must read a book every week. Her hafta bir kitap okumalısın, biliyorum bu zor ama inanıyorum bunu yapabilirsin. Böyle demeyi tercih ediyor. Yüzde kaçı biliyor musunuz? %70'i. Yani hayatları basit cümleleri hızlı ve güzel söylemek üzerine kurul. O yüzden bizim eksi birden sıfıra, sıfırdan bir temel ve genel İngilizceyi oluşturduktan sonra bizim amacımız hep şu olacak. Ne öğrenirsen öğren. Paragrafları çevir, istersen TOEFL'da şampiyon ol. Her şeyi öğreteceğim sana, hiç sorun yok. Ben sana şu cümleyi aynen böyle kurmayı zaten öğreteceğim. Even though'ları, despite'ları, ben sana hepsini öğreteceğim. Ama öğrettikten sonra sana şunu diyeceğim. Öğrettikten sonra sana diyeceğim ki, bak evladım ben sana bunu öğretiyorum ama bunu böyle milletin içinde kullanma. Dalga geçerler. Bu Türkler için güzel bir cümle. Ama İngilizler için güzel bir cümle değil. Orada kod değiştirmeyi yapman ve o tepeden aşağı inmen lazım. Ne yapman lazım? Ben bu cümleyi sana öğrettim için rahat et. Ya benim öğretmenliğimden şüphe etme. Bak ben sana bu cümleyi birebir yapabilmeyi en ince ayrıntısına kadar öğreteceğim. Neden biliyor musun? Benim öğretmenliğimden şüphe etme. Yarın bir gün Türkler yanına geldiği zaman lan adama bak sizi kandırmış basit basit öğretmiş.